Masum Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben, Türk askeri Afganistan'da kalsın mı, yoksa geri mi dönmeli? Şimdi önce şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in söylemi, Mehmet Bey'in yorumladığı gibi yorumlamıyorum ben. Ben Kemal Bey'in o söylemini, bu konuda atılacak adımda bizi bilgilendirin, bu konuda bir milli politik haline getirmenizde fayda var. Ama bunu hiçbir siyasi benim bu söylediğim sözcüklerle söylemez, reddedilme ihtimali vardır. Evet, ama Kemal Bey'i algı oluşturmak bakın. Şimdi Kemal Bey'i böyle kötü söyledi diye almak yerine, Kemal Bey bu laflar, en önce size politik ben olsam genel başkan böyle konuşurdum. Beni Aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi mi? için ya da benim ele, ekiplerimizin bir arada oturması için onlara böyle deniyor. Şimdi böyle derken... Ama Sayın... Bakın Kemal Bey demiyor bunu. Ben önce beni iyi dinleyin. Bunu gazeteler yazdı. Yani 130 milyon dolar karşılığı e, Kabil'i korumasını üstleneceğiz. Yok işletmecini üstleneceğiz. Bunları gazete haberleri, ne, hangi gazeteler yazdı? Herkes yorumladı. Şeyden esinlendiler. Kulislerden. Benim söylemek istediğim bakın. Önce Kemal Bey'in siyasi olarak ne istediğini görelim. İkinci alternatifi o zaman sizin yorumunuza gelirim Ama Birinci çok iyi alternatifi, niyetlisiniz ama, ama bakın ben önce dinleyin beni. Din, din ben din. diyorum ki Kemal Bey'i nasıl algıladım? Diyor ki ey hükümet yepyeni yeniden yapılanacak orası. Milli bir politika oluşturmalıyız. Buna da en güzel cevabı kim verdi biliyor musunuz? Sayın Devlet Bahçeli. Sayın Devlet Bahçeli ne yaptı? Milli bir politika oluşturulacaksa kendisinin dolayısıyla partisinin biraz evvel Metin Bey açıkladı. Şu görüşünü söyledi. Dedi ki biz orada olmalıyız. Şimdi sizin sorunuzu yanıtlayayım. Bana göre orada olmalıyız. Niye olmalıyız? Eğer biz bu Afganistan konusunda milli bir politika oluşturamazsak Cezayir'de bir zamanlar yaptığımız aynı hatayı yaparız. Cezayir'de bu şekildeki tartışmalardan dolayı o zaman Fransızları üzmeyelim diye <laughs> tanımadık değil mi? 1954'te. İşte o, o yıllarda evet. tanımadık. Onun bedelini ben yurt dışındayken gördüm. Yurt dışında bir konu tartışırken Cezayirler benden yana değil ki ben onlarla Arapça konuştuğum halde Yunanlı'dan yana oluyordu. Niye? Bu bu şekilde birbirimizi farklı algılamaktan kaynaklanıyor. Ben ilk önce Kemal Bey'i ben olsam şimdi dönüyorum iktidar tarafı. Ya Kemal Bey ne istiyor? Bilgilendirme istiyor. Yani çünkü konuşmaları hepimiz gazete haberlerine, sızan haberlere göre. Soru sorabilir miyim size? Tabii buyurun. Ee, Kemal Bey tamam bilgilendirme istiyor olabilir ama Garada da hükümet Sayın e, Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi. Ama sanki o bilgilendirme Kemal Bey'e yapılmamış gibi tabii, tabii farklı bir yorum yaptı. Ben başka şeyle karıştırmıyorum. Bizim konumuz kuzura bakmayın. Ama yani bilgilendirme Ay, ben Afganistan. de bilgilen bakın, bakın. bilgilendirme bakın, gibi Afganistan. bir talebi olmadığını Ama ben bilgilendirme size şey söylüyorum. Bakın. Yine Afganistan bir algı Önce, üzerinden algı oluşturmak Hilmi Bey, için Bey, siyasi talep Size bir soru ben sorayım. Buyurun. Affedersiniz. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptıktan sonra onu ya bilgilendirme bir ziyaret etme, bir büyük elçiyi gönderme, bakan yardımcısını gönderme işlemi yapıldı mı? Hayır. Hala ortada ama bakın duyarlı sayın bir bakan, kişi, o yapılır ya. davarlı bir şahsiyet sayın bakanım, yaptı. Çerçeve şöyle, Sayın Bakanım bir araya girebilir miyim? Ekleyin Sayın, e, sayın İtal, ekleyin. Haber, yani ben, bu, bakın, Size ne o, diyorum? Kadar, tamamlatacağım seni. her şeyi. Ben ben Elbette ki tamamlatacağım evet. ama eklesin konuklarımızla. Devlet Bahçeli oldu. Sen Devlet bakım, Bahçeli. Hayır. Beyler bir konuklarımızın gitilmesini bir rahat bırakın savunsun. Hayır olur. yani hayır, bırakın hayır. ya niye şey <laughs> illa Yok herkes önce, karşılıklı hayır, konuşma bir anlamında bir tamam. Kapılıyorsunuz. Ben Kılıçdaroğlu'nu savunmuyorum bakın. Yok yok yok. Ben Kılıçdaroğlu'nu Nasıl Bakalım, algıladığımı söylüyor ilk etapta. Aklamaya çalışıyorsunuz, savunmuyorsunuz. Bakın bak bakın ben ama, bir ama bir cümle... müsaade edin. Buyurun buyur, buyur, lütfen. Böyle algılıyorsunuz. Ben de diyorum ki size siyaseten Kılıçdaroğlu refüze edilmemek için. Mesela e, devlet bey refüze edilmemeyi bir ağırlıklı olduğu için rahatlıkla görüşünü söyledi. Böyle yapalım diye. Kılıçdaroğlu ise... Şu anda bile herhangi bir şey biz bilehende birisi bir şey söyleyecek olsa hemen herkes o konuşmanın insicamı bozulmaya çalışıyor. Önce bir dinleyin. Bakın ondan sonra istediğinizi söyleyemeyiz sabaha kadar dinlerim. Diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu Kemal Bey, burada hayatını, şu politikalı dinler sevgili Melih. Kemal Bey'in ne dediğini anlatıyorum sana. Ben de o, nasıl algıladığımı. Önemli <laughs> olan benim Ay, algılamam. Kemal Bey ben bana sordunuz. Ama soruyu sana derhal sormadı oradan ki oradan bana sordu. E o zaman İlçin sen konuş. Orada ben konuşmayayım kusura bakma. Yok Sayın Türk Ersoy Özel'i tamamlasın. Soruyu Sayın bana İtel... mı sordu size mi sordu? Soruyu bana sordu. Ben de... Bu soruyu nasıl algıladığımı Say Metin Bey'e teşekkür tamam, ederim. Sayın bakalım, sayın. Devlet Bey'in açıklamasını yaptı. Devlet Bey'in açıklamasından esirlenerek diyorum ki Kemal Bey'in burada çünkü hiçbir siyasi böyle bir olaylarda boşta kalamaz. Herkes kendi tabanına ya da kamuoyuna ben de bu konuyla ilgileneyim diyor. Şu anda çok tehlikeli Türkiye'nin geleceğini çok önemli etkileyecek bir konuyu tartışıyoruz. Afganistan konusu. Yani böyle biraz evvel hep beraber yaşadık. Biden bir de rol kesiyor orada. yani e, kısa kolluk bir, bir, fotoğraf çekiyor. Üstelik sanki ceza, Cezayir'den daha çok ilgilendirecek bizi gelecekte değil mi? Çok daha çok. Tabii. Çok daha çok. Onun için söylüyorum. Bakın ne diyorum? Bana sorsanız, siz hani eleştiriyoruz ya Kemal Bey böyle diyor. Ben diyorum ki diyor Türkiye'nin menfaatleri için orada bizim asker bulundurmamış gerekli. Niye abi. diyorum onu da söyleyeyim şu saate kadar i̇şte Türkiye Kemal askeri orada, ya, sayın Türk askeri orada Türk askeri ya bir bekle kardeşim soruyu sana sormadılar. <laughs> Bana sordular soruyor. Ama istiyorsan sayın, sen Sayın hani, yetelde bir kelime bile ya. Yani bakın, insicam bozamazsınız benim. Ben de laf atarım ama gerek yok. Bir Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren Öyle bir konuya kesmek, hepimiz ölmek değil ama önemli değil ki ya biz bir, bir, birbirimize konuşuyoruz. Bırak milletin düşündüğünü Ben diyorum ki size. Kemal Bey'in dediğini nasıl algılamak lazım? Kemal Bey'in dediğini şu anda neye göre konuşuyor? Senin biraz öyle yaptığın yorumlara göre bilgisi olmadığı için. Bilgisi olmayınca motomotik olarak bilgi sahibi olabilmek için bir politikacı böyle konuşur. Neden böyle konuşur? Çünkü refüze edilme olasılığı olursa ben zaten yandaş değilim ki diyebilmeli. Ama sen seni aydınlatıyorum dediğin zaman bu hangisi olursa Tabii hay hay. Kendisi gidip konuşmayacak ki uzmanlarını gönderecek. Yani dış işlerine kim bakıyorsa. Şimdi burada neden önemli? Bakın. Şöyle bir gazeteleri taradım program bu olunca. Kardeşim gazetedeki haberler hem iktidar adına yapılan konuşmalar hem muhalefet adına yapılan konuşmalar hem televizyondaki yorumcular. Bırakın bu işi ben onun için sözlükle geldim aynı manada olan iki kavramı sanki ayrıymış gibi anlatıyorlar. Sığınmacı ile mülteci. Bakın ben onun için Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüyle geldim. Neden söylüyorum bunu? Birbirimizi önce iyi anlamalıyız. Ve bu dava şu anda, bakın ben kendi adıma burada bir şey yaz desinler. Ülkenin geleceği için, iktidar için hemen burada yazar gönderirim. Neden? Çünkü bu iş illerde Türkiye'nin başına eğer iyi davranmasak olumluyken olumsuza dönüşecek. Bunu engellemeliyiz. Engellerken de hep eleştirdiğimiz nefret diliyle yorum yapmadan yani karşı tarafın nefretle söylediğini unutacağız. Hani evli algılıyorsak acaba ne lazım? Şimdi hükümet de bilmiyor. Eğer şu anda bugünkü bu resme bakarsak hükümetin şu saate kadar yaptığı yorumlar o zaman nasıl hükümetin bürokratları NATO'da bulunmuşlar, bu konuşmaları yapmışlar diye dememiz lazım. Biraz evvel Bey'in de açıklamalarını dikkate aldırken. Ben Kemal Bey'i birlikte milli politika oluşturalım diye algıladım önce. Ben cümle Aynı ama CHP devlet lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeyi değil kullanıyor. Işte, sayın bakan. Başkalarının arkasına Sağ bakmadan kaç sayın İtal, bir saniye. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeyi kullanıyor aktarayım. E, başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere askerimizi kurban etmeyeceğiz. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder. Yani gitsin Bunu söyleyen çıksın demek bunu istiyor. Bunu söyleyen Kemal Bey. Yaklaşık olarak 20 küsur yıldır parlamentoda. 20 küsur yıldır da Afganistan'la ilgili kararlar alınırken şu ana kadar Mehmetçiğin Afganistan'da yalnız güvenliği sağlamakla sorumlu olduğunu bilir. Kaldı ki CHP'nin eski genel başkanı Sayın Hikmet Çetin sürekli bugün bile açıklama yaptı. Televizyonda izledim. Neler olabileceğini dikkat etmezsek nasıl aleyhimize dönüşebileceğini bu burada böyle şey yapmamak lazım. Bakın hükümetin şu anda ihtiyacı var. Muhalefetin muhalefet etmesine. Neden? Çünkü ona bir şey dayatılmak istiyorsa, isteniyorsa diyebilmeli ki hükümet ya muhalefet kabul etmiyor. Bunu yaşamış, zamanında bunu kullanmış bir kişi olarak söylüyorum. Yani çok sıkıştırıldığımız zaman hükümet olarak muhalefet istemiyor. Yani yapamayız diyor. Çünkü kendin diyemiyorsun oradan hiç. Daha evvel imzalar atılmış, sözler verilmiş. Burada Kemal Bey'in bu çıkışını önce diplomatik olarak değerlendirelim. Ama eğer biz vermezsek, şimdi burada ha sen ne böyle dedin filan işi üstünü örtmek üzere kavgaya dönüştürürsek hem hükümetin uygulayacağı politikalardan dolayı zararlı çıkarız. Hem de muhalefet de yapmak istediğinin tersine bir sonuç elde etmiş. İki tarafta aslında Türkiye'nin aleyhinde bir olaya neden oldular. Şimdi neden bu önemli? Bakın uçak yürürken oradaki insanlara baktım. Taliban ne zaman kuruldu? 1994. 1994'te kururken kimlerden kurdu? Üniversite öğrencilerinden. O tarihte ortalama yaş mi olan kişilerin şu anda yaşının 45 olması lazım değil mi? Yönetici sıfatı hiç, verdi. Şu anda gösterilen bu programa başladığınız andan beri gösterilen videolarda, haberlerde hiç 45 yaşında bir grup gördük mü? Yok. Bakın hep yeni gençler. Yeni gençler. Çok az var orada hani böyle komutan dedikleri adamlar. Şimdi bunları kim yetiştirmiş? Burada onun için dikkat etmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri. Unutmayın Taliban'ı kuran Amerika Birleşik Devletleri'dir. O zamanki hükümete karşı, o zamanki iktidarlara karşı. Ondan sonra oraya kendisi gidip yerleşti. 2011 yılından sonra. Biz ise ne olarak gittik? <laughs> Güvenliği sağlayan, barışı sağlayan, yani kurşun sıkmayan asker olarak gittik. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişini nasıl algılıyor? Diyor ki, eğer siz bize bir tasarı getirecekseniz. Şöyle diyor, iktidara sesleniyorum hemen asker ama ve polisimizi efendim. Afganistan'dan geri çekin. Yani Açıklama demiyor, hadi, geri çekin diyor. Aslında çok net söylüyor ama ben size aktarayım bakalım. siz yani de de dinlemiyor yani. ya. Evet. Öyle diyecek. Niye öyle diyecek? <laughs> Çünkü NATO'nun görevi bittiği zaman, NATO'nun görevi bittiği zaman o askerin görevi bitiyor. Yeni bir asker gönderebilmesi için ne yapması gerekir? Meclis'ten karar çıkartması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamayla ne yaptı? Eğer böyle bir karar gelirse biz olumlu olabiliriz demektir bu. Tabi tatmin olmaz şartıyla. Yani illa kayıtsız şartsız demedi. Kendimizin güvenliğini korunmak açısından. Bu ne manaya geliyor? Şu anda milli bir politika hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin çıkarı için ne düşünülmesi gerektiğini bilmiyoruz. Bakın ne ne konuşuyoruz biz? ...duvarlar yükseltildi mi deyince yanlış anlıyorlar. Anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki önümüze ne gelecek? İşte onu ne <gülüyor> geleceğini <gülüyor> bilmiyoruz. Siz şunu mu savunuyorsunuz Sayın Türker? E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama bekliyor ve bu açıklamaya Açıklamayı göre beklemiyor. ne? birlikte çalışmaları yapmaları gerekir. Ama şu ben, yani, ben şimdi evet, o zaman okay. cümle cümle gideyim evet. cümle şimdi cümle yorumlayalım. Karar, öyle değil işte. O, ben Siyasette... ya bana bir hayır, hayır. Hanım, ne olur bana bir söz verin. Yani, yani, vereceğim. sonra, sonra konuşulsun. Beni eleştirmek için sana malzeme veriyorum. İşte eleştirin beni yani. Ben yo, yo, yo. benim yorumlarımı Sayın Bakan niye eleştireyim? Ben, ya bakın siz şunu yapın. Hayır yapıyorum. saygı duyuyorum. Kusura bakmayın. Hayır, benim yorumlarımı yapayım. Ya, benim yorumlarımı yapayım. Sonra siz yorumlarımı çürütün. Tabi tabi bitirince. Beğendik Yok, ben, bazen hayır Sayın Bakan siz ha, bitirince. Hayır hayır, bitirin. hayır gitsin ama, ama ben anlatmadan tamam, tamam olmaz. Tamam siz bitirince bekliyorum ben. Yani Herkes tek tek hayır, konuşsun. Hayır, daha hayır. saat çok erken. Tekliste bile mecliste bile hatibin laf atılır, hab, hatibe ama sözü kesilmez. Ta bakın. Tamam, Şimdi ben beni in. tamamlasın bakın, dedim lütfen, Siz sözünüzü tamamlayın. yorumunuzu dedim. öyle. Vallahi yap. amacım de kesmek değil Sayın Bakanım ya. Ben Benim tamam. Tamamlayın dedim şey Tamam boş. Deyin. Benim de, siz konuşurken hiç kestim mi? Hatta ben memnun oldum. Benim görüşlerimin daha belirginleşti. Tamam var. Sayın Türker tamamlamak istiyor. Yani tamam. Diyorum ki bakın. Sayın Kılıçdaroğlu ya da herhangi bir karşı taraf politikası şey açıklaması beklemiyor ilk başlarken hiçbir politikacı. Bu konuda önce bir birliktelik var. Çünkü Afgan politikası yeniden dizayn edilecek. Afgan politikası yeniden dizayn edilirken şimdiki iktidar bile içine sindiremez tek kişi tek başına bir şey dizayn etmeyi. Çünkü eleştirilmeden yapılması gerekir. Eleştirilecek kısmı da ona göre bırakır. Neden? Çünkü bu diplomatik bir şeydir. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nun birinci yaklaşımı, ikinci yaklaşımı, ikinci yaklaşımını bana sizin sorunuz ikinci yaklaşımı. Diyelim ki takmadılar onu. Ortak bir milli politika yapmadılar. <laughs> bana sorduğunuz sorunun yanıtı, hayır. Biz ne yapıp yapıp politikamızda orada asker, gözlemci, diplomat bulundurmanın yoluna bakmalıyız. Neden? Çünkü devlet orada yeniden kurulacak Afganistan'dan. Devlet yeniden kurulurken o kuruluş aşamasında biz rol oynamalıyız. Rol oynarsak gelecekte bizim tehlikeye girmemizi engelleyebiliriz. Rol olmazsak, almazsak ve sistemin içinde olmazsak o zaman istediğimiz kadar konuşalım. İster muhalefet, ister iktidar Türkiye'nin aleyhinde olacakları durduramayız. Çünkü bu işi biz ilk defa Taliban'ı kim kurdu, niçin kurduğu iyi bilip, ayrılanın da ne yaptığını iyi görüp, ayrılan bizi eğer şu ana kadar yapılan açıklamalar doğruysa, bizi atlattı Amerika Birleşik Devletleri. Tam emperyalist bir devlet gibi davrandı. Ne yaptı? Aniden çekip gidiyorum dedi bizi bizim gibi ülkeler için tartışma açılmış ülkeleri karşı karşıya bıraktı. Ve onun kurduğu insanlar, onun yetiştirdiği komutanlar. Şimdi böyle bir olayda şu anda Türkiye'nin çıkarlarını korumak zorundayız. İki türlü sığınmacı gelir. Bir uçağa binip gelecek olan inecek ben sığınıyorum diyecek. iltica ediyorum diyecek ya da yani mülteci olmak istiyorum diyecek. Bunu bile şu anda televizyonlarda Suriye'ye uygulayan uygulanan sistem sanki Afganlara da uygulanmış gibi yapıyorlar. Hani bir kısmını mülteci kabul ettik, bir kısmını yarı mülteci. Yani burada tutuyoruz ama mülteci sıfatına sokmuyoruz. Yani ilticasını kabul etmiyoruz ki transit gitsin diye. Şimdi bu kavramların bile televizyonlarda, haberlerde kimi bilinçli, yani kaynağına göre söylüyorum kimi farkında olmadan, tekrarlayarak yanlış yönlendirildiği bu süreçte Afganistan'ın bir özelliği var çünkü. Afganistan şu bu ülke değil. Afganistan din olarak bizimle aynı dini taşıyor. Yani Müslüman ülke. Müslüman ülke olduğu için biz ülkeyi yönetenin dini anlayışı ne olursa olsun hassas olmak zorunda. Hassasiyet göstermek zorunda. Çünkü bu aleyhte kullanıldığı zaman çok kötü ters dönecek bir yapıdır. Şimdi bu nedenle bu işi ben Kemal Bey böyle dedi eleştirmek yerine hala düşünüyorum. Bizim önümüze fotoğrafı tam getiren yok. Oradaki etnik grupları anlatan yok. Cumhurbaşkanı Tacikistan'dayım diyor. Tacikistan açıklama yapıyor burada değil diye. Afganistan Cumhurbaşkanı için. Hangi haber doğru belli değil bu karmaşada ciddi bir bilgi kirliliği yoluyla bizim ülkemize yanlış karar aldırmak istiyor. Nitekim hükümetimiz yani şimdiki iktidar duyarlı davranıp bugün bakanlar kurulu toplamadı. Eğer hakikaten anlatıldığı gibi bakanlar kurulunu Afganistan konusunda karar belirlemek amacıyla geciktirildiyse bu bile çok olumlu bir davranıştır. Neden? Çünkü hani ilk toplantıda neden karar almadın? Almazsa bir türlü, alsa bir türlü olacak. Bunları bu yönüyle bakmak lazım. Taliban'ı yani, tanıması açısından tabii Türkiye. Hüküme, şimdi bakın, Çin durduk yerde tanırım diyor. Niye Tanı tanırım diyor? Çin nasıl Suriye'de sessiz sesi hiç sesi çıkmıyor. Şu anda sistemde ortak. Afganistan'da gelip sistemde ortak olacak. Hem de Rusya'yla komşu olabileceği, Rusya'ya yakın ülkelerle beraber olabileceği bir yapıda. Biz Türkiye bir, hem din, yani geçmişte bize yardım etmişler değil, hem din açısından hem de ciddi sayıda Afganistan ordusuna bizim silahlı kuvvetlerde eleman yetiştirmiş ülke olarak, bu konuda ülke olarak. Mesela şu anda eğer vakit varsa, bir sakıncası yoksa Sayın Hikmet Çetin'in şu anda hükümetin en baş danışmanı olması gerekir. Afganistan'da bu, görev yaptığı bu, için diyorsunuz. Kemal Bey birazdan size... Efendim diyor. efendim bakın kusura bakmayın. Ben şimdi Kemal Bey tartışmasını yaparsam ülkeme hizmet etmemiş olurum. Ben ülkeme Kemal etmemiş. Bey Yani bu toplantıda, bu, bu programda şimdi konuşacağımız hani... her şey... Bizi dinleyen başka Eyvallah. kişilerin de konuşmalarını yönlendirecek bir anda söz alabilir miyim? hizmet Şimdi, edin. Evet. Ben iş politikaya bu işin... Gökhan ise ben de... Sayın Göksel Göksel size de söz hakkı vereceğim çünkü cevap hakkı ben bekliyorsunuz. Hilmi Bey hiç kimse konuşmadı Şimdi daha yeni başladı zaten. Burada sözümü kesiyorum. İsteyen arkadaşım eleştirsin. Eğer eleştirdiklerinden yanıt verme ihtiyacı hissedersen onlar bitince söz isterim. Onların görüşleri farklı olmasına rağmen ha benim görüşümle farklı görüş attılar. Dinleyen ona göre yorumlasın diye serbest bırak. Tamam şimdi diğer yani konuklarımız da. Sizi neden şey yap... Sizinle bu Hayır. konuda iş politika tartışması yapmak istemiyorum. Efendim, Çünkü ben... benim içim yanıyor. Yo, 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 Ülkemiz herkesi herkesi... çok önemli bir şey. Ve bu konuda bakın ben şey söylüyorum. Belki bazıları ya niye böyle söyledi masum Türkler diyecekler. Ama en duyarlı davranışın çıkışı şu anda hiç kimseyi zemmetmeden Sayın Devlet Bahçeli yaptı. Yani kendi Okuyalım hemen soru. Sayın Devlet Bahçeli'nin yani, açıklamasını da okuyayım. Diğer konuklarıma da öyle geleyim. Çünkü daha kimse söz hakkı almadı. Sen şey Hilmi Bey. Şimdi ben dinlerim. Yok ben dinlerim. seni de. Yani bir evet saat dinlerim şimdi. Evet.